Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 15 Eylül'de sabah 4:40'da 21 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Başak yeni ayı toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Artık yaz mevsimi sona eriyor, sonbahara hazırlanıyoruz. Bu da yaşamımızda yeni düzenlemeler anlamına geliyor. Başak, iş, hizmet, üretim, çalışma, genel sağlık, alışkanlıklarımız, rutinlerimizle ilgilidir. Başak yeni ay ile beraber biraz daha kendi alanlarımıza şöyle bir odaklanacağız, eksiklerimize bakacağız, düzenlemeler yapacağız. Yeni ay sırasında Aslan Burcu yükseliyor ve yeni ay haritanın ikinci evinde konumlanıyor. Biliyorsunuz Başak'ın yöneticisi Merkür. Merkür bir süredir Başak Burcu'nda geriliyordu. Bu yeni ayla birlikte artık retrosunu bitirecek, ileri dönecek. Yeni ay haritasında Merkür dikkat çekici bir pozisyonda duran. Duran ne demek? Belirli konulara odaklanmamız gerektiğini işaret ediyor. Yani Başak'la ilgili konularda, özellikle yaşamımızda biraz daha dikkatimizi daha fazla odaklayacağız. Haritanın ikinci evinde yerleştiği için burası para ve maddi kaynaklarımızla da ilgili, ihtiyaçlarımız, temel konular, yeteneklerimiz, bunları nasıl değerlendiriyoruz, hak edişlerimiz, tüm bunlarla ilgili alanlarda daha dikkatli ve daha odaklı olabileceğimiz bir süreci işaret ediyor. Karşısında Merkür'ün, Satürn'ün olması bazı konularda biraz karamsar, biraz ciddi düşüncelerimizin olabileceğini gösteriyor. Örneğin çalışıyoruz, emek harcıyoruz, kazançlarımız istediğimiz gibi değilse burada tabii ki sorgulamalarımız artabilir. Ya da bazı ihtiyaçlarımız var, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor, paraya ihtiyacımız var. Biraz burada yetersizlikler hissediyor olabiliriz. Muhasebe yapmamız gerekiyor, bütçemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Ne harcıyoruz, ne kazanıyoruz, neye ihtiyacımız var? İşte buralarda daha dikkatli, daha detaycı, daha düzenli olmamız gereken bir süreç. Başak Burcu üretimle, düzenlemeyle ilgilidir ve bereketle ilgilidir. Aslında Başak çok günlük hayatımızda yararlı bir enerji ortaya çıkarır. Çünkü bizi detaylara odaklarken hayatımızda ne gerekli ne gereksiz bunları iyi fark ederiz. Bunları ayrıştırabiliriz. Bir sorun varsa onları fark ederiz. Çözüm yollarını bulabiliriz. Çözüm yollarını bulup daha planlı, daha organize bir şekilde hareket edebiliriz. İşte bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için, parasal kaynaklarımız için olabilir. Kişisel yeteneklerimizi, becerilerimizi ortaya koymak için olabilir. Örneğin bir eğitime ihtiyacımız var, ne yapmamız gerekiyor? Ya da öğrenciysek işte eğitimimiz, önümüzdeki süreçte, dönemdeki ihtiyaçlarımız, buralardaki düzenlemeler, tüm bunları gözden geçirip yoluna koyabileceğimiz bir süreçteyiz. Yeni ay özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Başaklar başta olmak üzere balık, ikizler ve yay burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında değişken burçlardaysa ve kişisel haritalarınızda özellikle değişken burçların 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli etkiler getiriyor. Astrolojide Başak Balık hattı ruhsal ve bedensel sağlığımızla da ilgilidir. Bu alanda, bu konularda da dikkat çekici gelişmeler olabilir. Neptün'ün karşıt aksta olması bağışıklık sistemimize dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemi zafiyetlerinin özellikle mevsim dönüşümlerinde artabileceğini unutmayalım. Bazı alerjik sorunlarımız varsa, rutin rahatsızlıklarımız varsa kendimize özen göstermemiz lazım. Sağlıkla ilgili sindirim sistemimizi, beslenmemizi yine Başak yönetir. Aynı zamanda sinir sistemimiz de Başak yönetir. Ve bu alanlardaki kronik sorunlar böyle dönemlerde biraz daha hassaslaşabilir. Bağışıklık sistemimiz zayıflarsa bulaşıcı hastalıklara daha yatkın olabiliriz. O yüzden kendimize dikkat etmemiz gereken bir dönem. Neptün'ün karşıt aksta olması sulardan gelebilecek zararları açıklıyor aslında. Biliyorsunuz son zamanlarda hava şartlarındaki değişimler, aşırı yağışlar nedeniyle zorlanıyoruz. Eylül ayında da buna dikkat çeken zamanlar olabilir. Özellikle Güneş-Neptün karşıtlığının aktifleştiği 19-20-21 Eylül civarı aşırı yağışlar, su baskınları, seller ve benzeri dikkat etmemizde fayda var. Sulardan gelebilecek problemler, bunun yanı sıra tabii ki biraz hani zararlı sular, ilaçlar, sıvılar, kimyasalları da işaret ediyor. Sulardan bulaşabilecek hastalıklar olabilir, mikroplar olabilir. Burada hijyene özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Günlük hayatımızda kullandığımız sulara dikkat etmemiz gerekecek. Zaten Satürn balık burcunda ve uzun süreli bir etki. Yani Satürn balık
Balık burcunda Satürn burada sular, sıvılar ve bu alanlarda olabilecek sıkıntıları işaret ediyor. Su sıkıntıları, kısıtlamaları olabilir. Bununla beraber fazla sudan, işte aşırı yağışlar, su baskınlığı gibi buralardan gelebilecek zararlar da olabilir. Başak toprak elementi. Toprak olunca işte toprakla doğada olabilecek bazı konuların, hava şartları, doğa olayları ve bunların üretimi, tarımı etkileyebileceğini de gösteriyor. Biliyorsunuz Başak üretimle ilgili ve özellikle üretim kaynaklarımızı, tarımı dikkatli ele almamız. Belki buralarda bazı düzenlemeler yapmamız lazım ama artık bir hasat dönemindeyiz. Yani yaz döneminin hasatını alma dönemindeyiz. İşte buralarda bazı zararlarla karşılaşmamak için mümkün olduğunca kişisel ve toplumsal alanlarda dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Yeni ay sırasında Uranüs Boğa burcunda, Jüpiter Boğa burcunda toprak elementinde ve yeni ayda Güneş ve Ay'a olumlu bir açıda, özellikle toprak burçlarımız, başakların bir bölümü, yani kişisel doğum haritalarında toprak elementi güçlü olanlar, bununla birlikte boğa burçları, işte oğlak burçları için biraz daha sürprizli, heyecan verici, daha destekleyici etkiler getirebilir. Yani Uranüs boğa burcunda farklı bir bakış açısı, hızlı bir çözüm, sürpriz bir kaynak, güzel bir haber, ilginç bir gelişme karşımıza çıkarabilir ki Jüpiter de Boğa burcunda genel olarak zaten kaynaklarımızı geliştirme anlamında, maddi manevi kısmetler, fırsatlar anlamında toprak burçlarımızı daha fazla şu sıralarda desteklemekte. Sabit yıldızlar açısından baktığımızda 21 derece Başak'ta Denebola yıldızı var. Şimdi Denebola yıldızı biraz Mars ve Satürn karakterinde olduğu için gerginlikler getiren bir yıldız, stres yaratan bir yıldız. Özellikle sinir sistemini çok uyarır. Dolayısıyla psikosomatik rahatsızlıklar, sinir rahatsızlıkları, gerginlikleri artabilir. Hayatımızda bize stres yaratan koşullar varsa bunları ertelemek ya da bastırmak yerine çözmeye odaklanmak lazım. Sağlıkla ilgili bir sorunumuz varsa bunu çözüme ulaştırmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Tabii ki bu isyan, huzursuzluk, tartışma yaratabilen bir yıldız. Yani toplumsal alanlarda biraz böyle isyan enerjisi, karşı koyma enerjisi, gerginlikleri ortaya çıkarabilen bir yıldız. Uranüs'ün açısı da bu cesareti verebilir bu anlamda. Kazalara dikkat etmek lazım ve doğa olaylarını özellikle tetikleyebilen bir yıldızdır. İşte doğa olayları aşırı yağışlardan olabilir, tabiatta olabilecek bazı yine deprem ve benzeri stresler olabilir. Ama bunların hayatımızda rutin olabileceğini, çok kısa vadeli olmadığını, işte gerek iklim şartlarındaki değişimler, artan deprem döngüsü, yani bunların bilincinde olacağız. Ne yapacağız? Gereken önlemleri kişisel anlamda hayatlarımızda almaya çalışacağız. Toplumsal alanlarda da düzeni sağlayan kişi ve kurumların bu alanlarda kişisel sorumluluklarına özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Satürn zaten sorumluluklarımızı gösteriyor. Merkür'ün karşısında yerleşerek sorumluluklarımıza dikkat çekmezsek bunun sonuçlarıyla da ne yazık ki karşılaşabiliriz. Sorunlar ve kayıplar yaşayabiliriz. Şimdi yeni ayın yükselen burçlarınıza göre etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Başak burcunda doğacak yeni ay 6. evinizi etkiliyor. Bu dönemde önümüzdeki birkaç aylık konulara, iş ve çalışma düzeninize, genel alışkanlıklarınıza, rutinlerinize, genel sağlığınıza odaklanmanız gerekiyor. Bir hazırlık döneminde de olabilirsiniz veya yaptığınız işlerin, çalışmalarının sonucunu bekleme döneminde de olabilirsiniz. Bu yeni ay ile birlikte hak edişlerle karşılaşabilirsiniz ama eksikleriniz, hatalarınız varsa bunlarla da yüzleşebilirsiniz. Dolayısıyla işiniz, mesleğiniz, çalışmanızla ilgili alanlarda yaşam alanlarınızın, genel konforunuzun, alışkanlıklarınızın, düzeninizle ilgili alanlarda bazı yenilikler gündeme gelebilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Sağlık konularında bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Strese dikkat etmek, stresi iyi yönetmek gerekiyor bu dönemde. Beslenme düzeni, belki bir diyete başlamak, spora başlamak, işte rutinleriniz neyse, buralarda sizin sağlığınıza iyi gelebilecek alanlarda bazı kararlar vermeniz gerekiyor ve tabii ki eğer alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız varsa ve bunlar sizin iş kalitenizi, yaşam standartınızı, sağlığınızı olumsuz etkiliyorsa belki bunları da bir gözden geçirmeniz, yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Sevgili koçlar,
Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Başak burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Genel itibariyle size olumlu bir açıda yeni ay, Venüs de artık ileri harekette biliyorsunuz, düzeldi. İlginiz, odağınız, kişisel yetenekleriniz, becerileriniz, yaşamdan keyif aldığınız konular, projeleriniz olabilir. Bunlara şöyle bir odaklanabilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular da aktif. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu yeni ay size bununla ilgili kapılar açabilir. Hamilelik ya da doğum gibi konular söz konusu. Buralarda bazı problemleriniz varsa bunları fark edip çözmek için de arayışlarınız olabilir. Çocuklarınız varsa onların eğitimleri, onların hayatındaki bazı düzenlemeler, onların seçimleri, hani bu alanlardaki beklentileriniz öne çıkıyor. Son birkaç haftadır uğraştığınız, sonuç almakta zorlandığınız konular varsa bu yeni ay gerekli çözümleri size getirebilir. Neptün çok idealist, çok hayalci olabileceğinizi gösteriyor gelecekle ilgili beklentilerinizde. Biraz daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmanız, alınması gereken sorumlulukları almanızda fayda var. Unutmayın, Uranüs ve Jüpiter sizinle birlikte bazı sürprizler, ilginç tesadüfler, yeni fırsatlar hayatınıza getirebilir. Sevgili ikizler, Başak burcundaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Bu yeni ay değişken burçlarımız için oldukça önemli ve sizin için de önemli tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İlginiz, odağınız, eviniz, yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız ortamlar, ailenizle ilgili konular olabilir. Evet, aile deyince, ev deyince evlenmek, yuva kurmak gibi bir konunuz da olabilir. Ya da evinizi düzenleyeceksiniz, işte yerleşeceksiniz, evde yenilikler yapacaksınız, ev almak, satmak, kiralamak, taşınmak ve benzeri konular. Bunlar gündemde olabilir. Veya hani gecikmiş işleriniz varsa bu alanlarda artık bunları çözmek için, nerede yanlış var, nerede eksik var, daha iyi analiz etmek için daha fazla odaklanmanız gerekiyor. Enerjinizi buraya daha fazla harcamanız gerekiyor. Dikkatli olduğunuz takdirde çözümleri de daha rahat bulabilirsiniz. İş konularında yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Bazılarınız ev, yuva, aile ve kariyer arasında biraz ikilemler ve stresler yaşayabilir. Aile ilişkilerine dikkat edin. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar gündemde olabilir ya da ebeveynlerle herhangi bir konuda anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ailenizin, ebeveynlerinizin sağlıkları, düzeni ve benzeri konularınızda bu yeni ayın gündemleri arasında yer alabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak yeni ayı 3. evinizde. Bu yeni ayla birlikte bir eğitime, yeni bir ticari oluşuma odaklanabilirsiniz. Zihniniz hızlı çalışıyor. Herhangi bir konuyu öğrenmek, araştırmak, analiz etmek için daha fazla odaklanabilirsiniz bu dönemde. Bir öğrenciyseniz, eğitimle ilgili bir konunuz varsa, sınavlarınız varsa şimdi aslında daha iyi bu konulara konsantre olup çözüm üretebileceğiniz bir dönemdesiniz. Eksikleriniz varsa onları tamamlamak için de daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar ve benzeri konularınız olabilir. Seyahatleriniz olabilir. Bunlar eğitim için olabilir. İş için olabilir sevgili yengeçler. Belki gecikmiş bir tatili şimdi hayata geçireceksiniz. Kardeşlerinizle ilgili konulara çok fazla zaman ayırabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili hızlı gündemleriniz olabilir hayatınızda. Veya sizin bunlarla ilgili konularda karar vermeniz gereken, çözüm üretmeniz gereken konularınız olabilir. Özellikle yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili konularda bu yeni ay size yeni olasılıkları getirirken daha sorumlu davranmanız, biraz daha disiplinli olmanız gerektiği konusunda da gereken desteği verebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Başak yeni ayı sizin 2. evinizde. Para konularında önemli bir yeni ay döngüsündesiniz. Bir süredir evet parasal gelirlerinizde gecikmeler olabilir, bütçenizi denkleştirmekte zorlanıyorsunuz. Bu önümüzdeki birkaç hafta yine para konularına daha fazla odaklanacaksınız. Bir iş konunuz olabilir, bir işe başlama, gelir elde etmek, kazanç elde etmeni gibi bir konunuzda evet yeni ay yeni kapılar açabilir size. Süre gelen işlerinizde kazançlarınızı arttırmak ya da burada bir sorun yaşıyorsanız harcamalar ve kazançlarda bir dengesizliğiniz varsa hani bu sorunları çözmek için de bazı çıkış yolları bulabilir. Daha detaycı bakacağınız, hesap yapacağınız, muhasebe yapacağınız bir dönem. Borçlanma konusuna dikkat edin. Yani hesaplı davranmanız gerekiyor. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor. Başkalarından gelen kaynaklar, beklenen bir kredi olabilir,
bir borç ödemesi olabilir, bir sigorta geliri, emeklilik, tazminat gibi bir konu, miras gibi bir konunuz olabilir. Bunlarla ilgili çabalarınız olabilir. Neptün biraz belirsizlikler ve karışıklıklar yaratabiliyor. Hatta bazı konularda gecikmeler de ortaya çıkarabilir. Hatta kayıplar da getirebilir ama siz özellikle kazançlarınız alanında daha ciddi, daha tutumlu, daha hesaplı, pratik olmanız gerekiyor. Yatırımlarınıza karar verirken de burada hani çok fazla risk almadan, aşırı şansa güvenmeden daha uzun vadeli, daha mantıklı yatırımlar yapmak sizin için çok daha kazançlı olabilir sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, sizin yeni ayınız. Öncelikle doğum gününüzü sizi kutluyorum. Bu yeni ay tabii ki yılın en önemli zamanlarından birini işaret ediyor. 15 Eylül'deki yeni ay özellikle doğum günü 10-20 Eylül arası olan Başaklarımızı ve yükselen burcu 21 derece ve yakınlarında olan Başaklarımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bu yeni ay yeni fırsatlar, yeni bakış açıları, yeni şanslar getirebilir hayatınıza. Yönetici gezegeniniz Merkür ileri gitmek üzere durağan pozisyonda. Hayatınızda birkaç haftadır üzerinde çalıştığınız, hazırlıklar yaptığınız önemli konular olabilir. Öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili konular olabilir. İş hayatında belki bazı iş projeleriniz var, hazırlıklar yapıyorsunuz. Ev ortamınızda düzeninizle ilgili, sağlığınızla ilgili belki bazı çabalar içerisindesiniz. Bu yeni ay daha fazla sizin odaklanmanızı hayata geçiriyor. Yeni başlangıçlar yapmak konusunda sorumluluklar alabilirsiniz. Ve artık adım atabilir, ilerleyebilirsiniz. Düşüncelerinizde biraz daha özgür ve yaratıcı olduğunuz bir süreçtesiniz. İlhamlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ama ne kadar çok ilham alsanız da lütfen somut bilgilere, gerçeklere, tecrübelere dayanarak hareket etmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. İlişkilerle ilgili biraz güvensizlikler ve karışıklıklar hissedebilirsiniz. O yüzden başkalarından çok fazla bir şey beklemeyin. Kendi yeteneklerinize güvenin. Kendi yeteneklerinize, kendi bilgilerinize güvendiğiniz takdirde başarılar elde edebilirsiniz. Sağlığınız, günlük yaşamınızla ilgili iyileşmeler, yeni bir tedaviye başlamak olabilir, diyete başlamak olabilir, çalışma düzeniniz, yaşam alanlarınızda bir yenilik olabilir, bir eğitime başlamakla ilgili ya da ticari bir oluşumla ilgili kararlarınız olabilir. Unutmayın, bu yeni ay hayatınıza yeni açılımlar, yeni bakış açıları getirecek, sizi özgürleştirecek, yurt dışı, uluslararası konular, akademik alanlarda da önemli fırsatlarınız karşınıza çıkabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Başak burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Yönetici gezegeniniz Venüs Aslan burcunda ileri harekette. Yeni ay sırasında an haritasında Aslan da yükseliyor. Yani 11. ev konularınızda bu yeni ay size yeni bakış açıları getirebilir. Biraz da hayata bakışınız, beklentileriniz, umutlarınız var. Yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönem, kendinize odaklandığınız takdirde biraz böyle bilinçaltınıza yöneldiğiniz, işte sanatla ilgilendiğiniz, yaratıcı süreçlerinizle ilgilendiğiniz, sezgilerinize güvendiğiniz takdirde önemli açılımlar gelebilir. Bu yeni aile birlikte arkadaş ilişkilerinizden destekler alabilirsiniz. Sosyalleşme imkanlarını arttırıyor bu yeni ay. Mars burcunuzda enerjiniz yüksek, mücadele gücünüz de yüksek. Ancak biraz sağlık konularında zaman zaman kendinize dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Direnciniz azalabilir. Direnciniz azalırsa Mars burada işte enfeksiyonlar, biraz ateşli rahatsızlıklar alanında sizi zorlayabilir. Kazalara, sakarlıklara lütfen dikkat edin günlük hayatınızda. Çalışma ortamlarınızda beraber ilişki kurduğunuz, çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Çalışma ortamlarınızda sizi rahatsız eden konular varsa, güvenilmez koşullar varsa buralarda herkese her şeyi anlatmayın bu dönem içerisinde. Çünkü 12. ev yeni ayı biraz gizli düşmanlıklar, arkada çevrilen işler falan ortaya çıkarabilir. Güvenliğinize her anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Genel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Genel sağlığınız, yaşam kaliteniz, iş potansiyeliniz, veriminiz, konforunuz, yani buralarda sıkıntılar varsa belki de gözden geçirmeniz, yenilemeniz gereken alışkanlıklarınız var. Zararlı alışkanlıkları bırakabilir, bağımlılıklardan kurtulabilirsiniz. Size uygun olmayan bazı ilişkileri bitirebilir, belki iş ortamınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz sevgili teraziler.
Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Başak burcundaki yeni ay 11. evinizde. Bu yeni ay aslında size yeni pencereler açacak. Yeni hedefler, yeni projeler, yeni hayaller, dilekler, umutlar evinde. Başak çok detaycı, titiz ve analitiktir. Sizin de üzerinde çalıştığınız, dikkat etmeniz gereken önemli işleriniz olabilir. Zaten Merkür burada sizi odaklıyor. Yani burada ilgilenmeniz gerekiyor. Sorumluluk almanız gerekiyor. Bir projeye dikkatli bir şekilde ele almanız gerekiyor. İşte öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Detaylar, gözden kaçırdığınız eksikler varsa bunları şimdi tamamlama fırsatı. Bu yeni ay veriminizi arttırabilir. Sizi daha üretken yapabilir. Sizi dileklerinize kavuşturabilir. Aldığınız projelerde, çalıştığınız alanlarda size başarı getirebilir. Maddi manevi tabii ki kariyerde, toplumdaki duruşunuza, statünüzde beklentileriniz var. İşte bu yeni ay, yeni ayda yapacağınız çalışmalar, aldığınız sorumluluklar, becerdiğiniz işler, yeteneklerinizi gösterme potansiyeli size tabii ki toplumdaki statünüzde, kariyerinizde önemli başarılar da getirebilir, dikkat çekebilirsiniz. Gruplar içerisinde, arkadaşlar içerisinde bazı etkileşimleriniz olabilir. Ekip çalışmaları, grup çalışmaları gibi, eğitim ortamları gibi. Buralarda faaliyetleriniz olabilir ve önümüzdeki birkaç hafta özellikle bu alanlarda belki yeni bir karar alacaksınız, yeni bir ortama katılacaksınız ya da yeni bir etkinlik içerisinde görev alacaksınız. Buralarda da gereken sorumluluğu alıp yeteneklerinizi geliştirmeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Başak burcundaki yeni ay 10. evinizde doğacak. Tüm değişken burçlar olduğu gibi sizin için de önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok güçlü, önemli bir yeni ay. Yönetici gezegeniniz Jüpiter Boğa burcunda, Uranüs'le birlikte 6. evinizde. Kariyer evinizde bir yeni ay. Evet, iş, meslek, kariyer konularında size yeni kapılar açabilecek, başlangıçlar yapabileceğiniz bir yeni ay. Çalıştığınız ortamda bir haber bekliyorsanız, terfi etmek, belki bir atama, yer değişimi, görev değişimi ya da bir iş başvurusunda bulundunuz, çalışmayla ilgili konuda bu yeni ay sizi destekleyebilir, bir işe başlayabilirsiniz. İş ortamınızda belki bir görev değişimi ya da çalışma koşullarınızda yenilikler gelebilir ki bunlar sizi destekleyen, daha sürpriz, daha yararlı anlamda olabilir. Hatta hiç beklemediğiniz bazı gelişmeler de olabilir bu yeni ay sırasında. Neptün'e biraz dikkat edelim. Çok idealist, çok hayalci olmamak gerekiyor. Bu dönemde daha gerçekçi bir bakış açısında olmakta fayda var. Yeteneklerinizi iyi değerlendirmeye çalışın. İçinde bulunduğunuz koşullarda sorumluluklarınızı ifade ederken gözden kaçırdığınız detaylar varsa bu yeni ay onları fark etmeniz, o eksikleri tamamlamanız konusunda sizi destekleyecek. Belki de sizi kariyerde destekleyecek, eksikliğini hissettiğiniz bilgiler olabilir. Hani bir eğitime katılabilirsiniz bunu tamamlamak için. Aile sorumluluklarıyla iş alanında biraz ikilemleriniz olabilir. Belki üstlerle ilişkilerde zaman zaman güvenilmez koşullar var. Burada sizin hani hayatınızda biraz belirsizlik yaratıyor. Buradaki detayları fark ederek, çok öyle hayalci davranmadan, tamamen kendi sorumluluklarınıza odaklandığınız takdirde başarılar elde edebileceğiniz bir yeni ay. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Başak burcundaki yeni ay 9. evinizde olacak. Hayata bakışınız, düşünceleriniz, umutlarınız var, yetenekleriniz var. Biraz sizi manevi yönde derinleştiren bir yeni ay bu. Düşünceleriniz, özellikle sezgileriniz, inançlarınız, yetenekleriniz, hayal gücünüz çok artıyor. Bu sizi her türlü sanat çalışmasında, yayıncılık işlerinde, üretim işlerinde destekleyebilir. Akademik konular, öğrenciyseniz eğitim hayatınızda yeni başlangıçlar getirebilir bu yeni ay. Başka bir yerde yaşamak, belki başka bir şehirde düzen kurmak ya da başka bir ülkede okumak, yaşamak, çalışmakla ilgili koşullarınız olabilir. Biraz daha odaklanmanız gerekiyor. Belki birkaç haftadır bu konulara daha fazla ilgilendiniz ama bir türlü sonuçlanmadı. Eksikler oldu, karışıklıklar oldu. Bu yeni ay bu karışıklıkları, eksikleri tamamlayıp artık ilerlemek için bize fırsatlar sunabilir. Sonuçlar alabiliriz. Medya, yayıncılık işleriniz olabilir ya da hukuksal konularda bazı girişimleriniz varsa bu yeni ay buralarda da bazı sorumluluklar almanız gerektiğini, artık adım atma, yani hak arayışları gibi konularda özellikle çok duygusal davranmadan
daha belki sorumlu, disiplinli hareket etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, evet, Başak yeni ayı 8. ev konularınızı hareketlendiriyor. Bu yeni ayda yönetici gezegeni Satürn de balık burcunda. Para, finans konuları, özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, beklentileriniz, borçlanma konuları, kredi konuları, hisseli paralar, yatırımlar, eşinizin ya da ortağınızın gelirleri ve onlardan beklentilerinizle ilgili alanlarda önemli bir yeni ay döngüsündeyiz. Uranüs bazı hızlı sürprizler getirebilir. Örneğin hani bir size ait bir emlak, mülkün, toprağın satılması, buradan gelir elde etmeniz ya da kiralık bazı gelirlerinizin olması ya da aileye ait kaynaklarınızın dönüştürülmesi gibi konular ya da bir miras konunuz varsa bunun hızlı çözümlenmesi gibi bir konunuz oluşabilir. Bununla birlikte Neptün para evinizde, Satürn para evinizde, yani kaynaklarınız, gelirleriniz alanında daha dikkatli, daha disiplinli olmanız gerekiyor. Çok öyle para konularında hayalci davranmayın. O yüzden borçlanırken dikkat edin. Mümkünse çok borçlanmamaya çalışın. Bununla birlikte sizden borç isteyenler olursa da buralara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Kaynaklarınızı iyi kullanmanız, sorumluluk almanız gereken bir dönemdesiniz. Muhasebe edin. Merkür burada ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Gerektiğini işaret ediyor. İhtiyaçlarımız nedir? Gelirlerimiz nedir? Harcamalarımız nedir? Borç alacak dengemiz nedir? Buralara daha dikkatli yaklaşıp gerekli düzenlemeleri yapabileceğimiz önemli bir yeni ay döngüsündeyiz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, sizin için de çok önemli bir yeni ay tam karşıt burcunuzda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa ilişkilerinize odaklandığınız, ilişkilerinizle ilgili düzenlemeler yaptığınız bir dönem. Zaten Merkür retrosu son birkaç haftadır her türlü ilişki dinamiğinizi daha fazla sorgulattı. Zaman zaman eşinizle, partnerinizle tartıştığınız, bir şeyleri çözmeye çalıştınız. Sonuç alamadığınız problemler varsa bu yeni ay artık sonuca odaklanmanızı, çözüme odaklanmanızı sağlayacak. Yani o sorunu bulup çözebilirsiniz. Daha iyi konuşup anlaşabilirsiniz. İletişim önemli karşınızdaki kişilerle ilgili olarak. Bir teklif aldıysanız bunu değerlendirebilirsiniz. Evlilik konuları, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler ya da sorumlu geçen bir ilişkiniz varsa ayrılıklar. Hani bunları artık daha iyi analiz edip almanız gereken sorumlulukları alıp odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Öyle çok hayalci, aşırı idealist davranmayın lütfen. İlişkilerde daha gerçekçi bir bakış açısı gerekiyor. Aldığınız bilgilere, yeni tanıştığınız insanlara, size sunulan bilgilere ve özellikle yani karşınızdaki kişilere daha dikkatli, daha sorgulayıcı, daha analitik bir bakış açısı içerisinde olmanızda fayda var. Bazı sürprizler gelebilir. Eşten gelebilir, partnerden gelebilir bunlar. Sürpriz seyahatlere, yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitimle ilgili fırsatlarınız var. Bu yeni ay sizi eğitimle ilgili konularda destekliyor. Sevgili balıklar, güzel yolculuklar, keyifli seyahatler de yapabilirsiniz.